Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Ramazan devam ediyor. 500 yıllık Taceddin Camii'nin avlusundayız. Bu caminin müştemiliyatında yer alan Taceddin Dergahı'nda, yan taraftaki binada Mehmet Akif Ersoy 15 gün kapanmış ve İstiklal Marşımızı kaleme almış. Bazı dizeler aklına geldiğinde unutmayayım diye duvarlarına yazdığı söyleniyor. Bugün Mehmet Akif Müzesi olarak kullanılıyor. İşte gördünüz, bu kadar küçük, bu kadar mütevazı şartlarda 15 gün kapanılan bu evde o dev destan İstiklal Savaşımız kaleme alındı. Katanlar Ramazan programında ne dedik? İnanç var, ibadet var, tarih var, geçmiş var, gelecek var, oruç var, Kur'an var, Ramazan var, inanan var, inanmayan var, bizden olan var, olmayan var. Bir de bu musalla taşı var sevgili dostlar. Bu musalla taşı. Bu taşa gelmeden hesabı iyi görmek lazım. Bu taşa getirip koyuyorlar adamı, sonra açıyorlar hesabı. Erkatanla Ramazan devam edecek. Muhteşem ilahilerle Cengiz Taşkent sizlerle ve bizlerle birlikte olacak. Veysel Tiryaki sizlerle ve bizlerle birlikte olacak. Ne dedik? İnanç var, ibadet var, kültür var, sanat var, Ramazan var, Kur'an var, bizden olan var, olmayan var. Bir de memleketimden insan manzaraları var. Hanımefendi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimsiniz, kimlerdensiniz? Ben ismim Fahriye. Hoş geldiniz Fahriye Hanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl geçiyor Ramazan, başladı mı? Valla bugün ilk gün daha, pek bir şey anlamadık. Evet. İnşallah böyle devam duanız eder. Duanız nedir Ramazan'la ilgili? Allah'tan isteğiniz, Allah, beklentiniz nedir? Allah tekrarın nasip etsin. Bir, amin. Mutlu bir şekilde mutluluk versin. Mutluluk versin. Güzellik iki, versin. Güzellik versin. Üç, amin. Vaktiniz müsaitse ufak bir beytim var. Söyleyin efendim, ne demek? Mal ve mülke mağrur olma deme var mı ben gibi, bir muhalif rüzgar eser savurur harman gibi. Baki değildir mülkü devlet simizer, bir harap olmuş gönlü tamir etmektir hüner. Harika söylediniz vallahi. Adınız neydi? Fahriye Gökbulut. Fahriye, eşiniz Fahriye var mı? Evet var. Ne iş yapıyor? Eşim emekli. Peki, siz çalıştınız mı ev hanımı mıydınız? Hayır, çalışmadım. Bunlar kim? Bunlar benim bu büyük oğlumun kızı, bu da küçük oğlumun kızı. İki ayrı oğuldan torun. Evet, bu Ezgi, bu Doğa. Çok güzel. Ezgi merhaba. Merhaba. Var mı bir diyeceğin, bir isteniyor? Allah'tan bir duan, bir beklentin var mı? Evet, sağlıklı mutlu. Sağlıklı mutlu günler diliyorsun Allah'tan. Evet. Çok memnun oldum. Merhaba. Merhaba. Senin var mı yüce Allah'tan bir isteğin, bir dileğin, bir duan, söyle bakalım. Sağlıklı Ramazanlar. Sağlıklı Ramazanlar. Çok güzel. Sizi şu dörtlüyü bir daha alalım. Dinliyor musunuz? Lütfü Şehsuvaroğlu, dörtlüye bakın. Mal ve mülke mağrur olma, deme var mı ben gibi, bir muhalif rüzgar eser savurur harman gibi. Baki değildir mülkü devlet simizer, bir harap olmuş gönlü tamir etmektir hüner. Harika söylediniz, harika. Merhaba. 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 Sen kimsin? Hakan Ustanım. Holdi, hoş geldin Hakan Bey. Hoş bulduk. Benim babam Kanal A'da haber spikeri, ana haber spikeri. Adı ne? Mustafa Ustanım. Oo, çok selam söyle. Çok iyi tanıdım. Selam söyle. Şu an Kuşadası'nda selam gönderiyorum ona. Niye seni burada bırakmış? Bizi tatile götürdü. Birazcık da kendi tatil yapıyor. Bir üç gün sonra Allah izin verirse dönecek. Dönecek, harika. Hı-hı. Peki sen ne yapıyorsun? Ben okul de, okuyor musun? Evet. Şimdi 5. sınıfa geçtim. Annem de orada, Seda Usta'nın. Annemle geldim. Geçen sene de dedemle gelmiştim. Dedemle ben tatil olduğundan bu yana daha çok dedemlerde kalıyorum. Dedemler Sabah sizi izliyoruz Başkent'ten programında. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. İleride ne olmayı düşünüyorsun sen? İleride denizci ya da inşaat mühendisi olmayı düşünüyorum. Harika. Ve inşallah olursun. Buradan selam gönderebilir miyim? Gönderebilirsin. Buradan babaanneme, Hadi dedeme ve diğer bütün akrabalarıma selam gönderiyorum. Ve bütün İslam halkını Ramazan'ını kutluyorum. Var mı bir duan Allah'tan şöyle? Ne istiyorsun? Evet, böyle gönlünden geçen ne var? Hı-hı. Geceleri böyle filan veya gündüz Allah'a dua ettiğinde ne istiyorsun? Bütün herkese huzur, sağlık, mutluluk diliyorum. Kendinle ilgili bir şey istemiyor musun ya? Kendimle Allah'tan ilgili de istiyorum. İşte ben zaten serbest, Allah hayatımdan memnunum. Öyle mi? Ama
Ya büyüyünce şükrediyorsun, öyle mi? Şükrediyorum ama büyüyünce iyi bir iş adamı olmayı da Allah'tan diliyorum. Diliyorsun, amin inşallah. Hazır mısınız ilahi grubu Cengiz Bey? İşte huzurlarınızda Erkan Tanlı Ramazan programında yine Ramazan'ı karşılayan ilahilerden. Gafletten uyan, uyan uykusuz ol gözlerim. Uyan uykusuz ol gözlerim. Seherde uyanırlar cümle kuşlar. Gülü dinleyince tesbihe başlar. Tevhid eyler dağlar, taşlar açar. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan, uyan uykusuz ol gözlerim. Uyan uykusuz ol gözlerim. Gafletten uyan, uyan uykusuz ol gözlerim. Uyan uykusuz ol gözlerim. Benim Murat kulum suçumu affet. Suçum bağışlayıp günahım rahmet. Resulüm sancağı dibinde haşret. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan, uyan uykusuz ol gözlerim. Uyan uykusuz ol gözlerim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Cengiz Taşkent, Altındağ Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi. Gencecik bir başarılı genç. Yıllardır onu burada tanıyoruz, görüyoruz. Veysel Bey, Ankara dışından geldiler. Burada ne var? Hemen bir daha yineleyelim. Burada ruh var Erkan Bey. Burada maneviyat var. Burada tarih var. Burada kültür var. Burada Ankara Türkiye'nin başkenti ise bu başkentin de başkenti burası. Burada işte hemen Hacı Musa Camisi 50 metre yanımızda. Ha, şu karşıdaki o da eski bir cami değil mi? Yani burada, geleneksel Türk cami, Anadolu. Burada Erkan Bey 400-450 yıllık Selçuklulardan Osmanlı Selçuk eseri camiler ve ayakta. Ve bunlar şu anda hep bu dönemde restore edildi. Başka? Bu dönemde restore edildi ve artık insanların gelip rahat vakit geçirdikleri, Ramazan'ın dışında da gece geç saatlere kadar insanların vakit geçirdiği mekanlar haline geldi. Burada Ramazan dışında da birçok sanatsal aktiviteler, sokak programları, şiir dinletileri, gece edebiyat sohbetleri, sanat sohbetleri yapılan mekanlar burada yapıldı. Evet. Kabakçı Konağı 365 gün bu tür aktivitelerin yapıldığı, Cengiz Bey ve ekibinin de program yaptığı bir konak. Biz eğer sanat... Sonra bir büyük alanı sadece geleneksel Türk el sanatlarını icra edenlere ayırdınız. Önemli bir konu. Burada belli bir alanı buradaki kendi bizim kültür merkezlerindeki kadınların el işlerini sattıkları bir mekana ayırdık. El ürünlerini satabiliyorlar. Bir alan, büyük bir alanı gerçekten
bir Ankara sokağını, dokusunu teneffüs edebileceği, biraz önce de söylediğiniz gibi 100 yıl öncesinin Ankara'sını teneffüs edebilecekleri bir sokağı tamamen sanatçılara ayırdık. Reklam arası öncesi dediniz cezaevi, Ulucanlar ne oldu? Ulucanlar Ankara'ya bana göre son 50 yılda kazandırılan en büyük kültür sanat merkezidir burası. Şu anda iki cezaevi var, birisi bitti, açıldı. Ulucanlar müze kısmını bir yılda yaklaşık 90-100 bin ziyaretçi gezmiş cezaevini. Burada, ne var orada? Sanat galerisi, Altınağ Belediyesi Sanat Galerisi. Yani 100 bin kişiyi gezip neyi görmüş efendim? Cezaevi müzesi var. Evet, şimdi ne var onu soruyorum içinde. Efendim. Cezaevi müzesinde ne var? Dünyada bunun örnekleri var. Oruç biraz zorlamış mı sizi herhalde? Veysel Bey, i̇şte, cezaevi müzesinde ne var? Evet, siz cezaevi müzesi, bu bir cezaevi koşullarını yansıtan bir müzedir. Evet. Çünkü bu cezaevlerinin, dünyanın bütün ülkelerinde cezaevleri vardır. Ancak cezaevlerini ibret almak nazarıyla da gezmek lazım. Sadece cezaevlerini değil, mezarlıklar da bu gözle gezilmelidir Erkan Bey. Gördük Musalla taşını evet, da biraz gösterdi. Ramazan'da hastaneler gezilmelidir ibret almak için. Ve sağlığımızın kıymeti bilinecek. Hasta insanları gördüğümüz, onlara şifa dilememiz lazım. Cezaevlerinde çocuklarımız, yavrularımız, insanlarımız orada yatanlar. Ama Türkiye hızlı bir dönüşüm yaşıyor. İşte bu dönemde 40-50 yıl boyunca baktığımızda şiir yazdığı için, okuduğu için, şiir okuduğu için dediğinde Sayın Başbakanımız akla gelebilir cezaevine düştüğü için ama Nazım Hikmet de şiir yazdığı için. Necip Fazıl, biraz önce üstadımızın söylediği zindan şiiri var ama. Gidelim. Üstada laf geldi. Siz de bu arada toparlayın cezaevinde neler var. Lütfü Şehsuvaroğlu, aruz vezniyle şiir yazan ender aydınlardan bir tanesi efendim. Lütfü Bey, kameraya giremiyorsunuz da onun için sizi bu tarafa doğru alıyor. İttirip kattırıp duruyoruz sizi de. Evet, hadi o şiiri sizden dinleyelim. Efendim, Sayın Başkan tevazu gösteriyor. Aslında ben Necip Fazıl'dan açıldı. Necip Fazıl'ın bir sözünü almak isterim. Diyor ki üstad, kör bir şoförün kullandığı otobüste bulunmak mı? Yoksa bedi idrakten mahrum bir belediye reisinin yönettiği şehirde yaşamak mı daha tehlikelidir derseniz, ikincisi daha tehlikelidir derim diyor. Evet. Herkesin parası olabilir, herkes merkezi hükümetten yararlanabilir ama tarihe bakış, tarihi dokuyu ayağa kaldırmak, tarihe hürmet, çevre bilinci, bu başka bir meziyettir. Evet. Bu herkeste olan bir şey değildir. O bakımdan Altındağ'da Hamamönü'nde özellikle ihya edilen tarihi doku gerçekten bütün belediyelere örnek öyle olması gereken bir davranış, bir projedir. Üstadın zindanda yazdığı şiir de zindandan Mehmet'e mektup. Mehmet oğlu biliyorsunuz. Zindan iki hece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna ne tırnak. Bir idamlık Ali vardı asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil. Bahçeye dikti 3-5 karanfil. Müdür bey, dert dinler bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir. Böyle diyordu zindanda. Böyle diyordu. Hadi bir ilahiyle devam edelim. Sevgili dostlar, yavaş yavaş Türkiye'nin daha doğusunda olanlar iftara ulaşıyorlar, iftara erişiyorlar. Allah kabul buyursun onların ibadetlerini ve huzurlarınızda yeni bir ilahi. Müzik
settar Allah illallah, gaffar Allah illallah. Alkışlıyoruz Cengiz Bey'i, alkışlıyoruz sevgili dostlar. Efendim Erkan Tanlı Ramazan devam ediyor. Türkiye'de doğuda yaşayanlar yavaş yavaş iftara erişiyorlar. Türkiye'nin doğusunda yaşayanlar, onlar da erişiyorlar. Mesela bizim Cihan Bey var. Cihan Bey bir gelin bakayım buraya. Gelin, Erzurum'da durum ne? Sizin köyde durum ne? Koşun bakalım efendim İspir'den. Merhaba Cihan Bey, şöyle yan tarafa gelin. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun, size de hayırlı Ramazanlar. Var mı bir duanız, dileğiniz, isteğiniz bütün, Allah'tan? Bütün Müslüman aleminin Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum efendim. Peki siz nerelisiniz? Erzurum İspirliyim. Burada Erzurum'daki, İspir'deki bütün köylerime ve Keçiören'deki bütün akrabalarıma selamlar ve hayırlı Ramazanlar İspir'in diliyorum. İspir'in hangi köyündesiniz? İspir'in. Laleli köyünden efendim. İspir'in Laleli köyü. Nesi meşhur bu köyün? İspir'in nesi meşhur? Fasulyesi meşhur. Fasulyesi, evet, kuru fasulye. Oh be, olsa da yesek. Meşhur. En İnşallah. Çok ne istedi canın? Valla şu anda her şeyi istedim. Oruç var mı? Evet, Allah kabul efendim, etsin. Cümlemizinkini kabul etsin. En çok canın ne yemek istiyor Cihan Bey? Şu anda ne olursa hepsini yeriz efendim. Orucuz. Evet, İnşallah, Allah kabul buyursun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Orada iftar kaçta? Baktın mı? Bakmışsındır. Bakmadım. Ben, tamam. Bu zaman görev verelim. Öğren hemen gel. Tamam, İspir'in Laleli köyünde iftar saat kaçta? Tamam efendim. Bekliyoruz. Efendim Başkan Bey, cezaevindeki o müze halini anlatıyordunuz. Bir de bu ara bu banklar güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Altındağ Belediyesi yazıyor gördüğünüz gibi. Bu banklar özel tasarlanmış ve bankların özelliği biraz gerçekten önce de Lütfi hocamızın söylediği gibi çevreci bir anlayışla bu tren yol raylarının altlarından sökülen 20-30 yıldır rayların altlarında yağmuru yağışı karı yemiş olan traverslerden. Yani bunlar çöpe atılan traversler kullanılarak yapılmış. Çok uzun ömürlü ve özel tasarım. Gerçekten herkesin beğenini, takdirini kazandı. Ahşap yani travers dediğiniz. Ahşap. Evet, 30 yıldır tren raylarının altında kalmış ahşaplardan. Bir de yok geçmeli. Yok evet. Özel çok farklı mıdır? Siz mi tasarladınız bunu peki? Bunu evet bir tasarımcıya tasarladı ve kendimiz belediye işçilerimizle üretimini yaptırdık bunları ve şu anda hala devam ettiriyoruz. Maşallah. Cezaevinde giden ne görüyor? Cezaevinde Ulucanlar. Ulucanlar cezaevinde. Ünlüler var dediniz. Nazım Hikmet yatmış mı orada? Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Muhsin Yazıcı. Onlar tabii deniz gezmişler de orada ama çok sayıda siyaset adamı orada kalmış. Bizim amacımız orada adi suçluları tanıtmak değil. Mustafa İslamoğlu da orada yattı, ben ziyaret ettim. Bu şeyler amacımız suç işleyenleri orada topluma sergilemek değil. Ama öyle bir değişim yaşadı ki dünya.
Şu anda artık o insanların yazdığı yazılar, kitaplar, düşünceleri suç olmaktan çıktı. Şimdi gülüyoruz artık. Türkiye bu süreçleri de mi yaşadı demek için bu cezaevlerini bu anlamda muhafaza etmek ne lazım. Ne yapılıyor orada? Ne yapılmak orada, amaçlanıyor? Burada orada düşüncelerinden, değer yargılarından, yazdıklarından dolayı içeride yaşayan insanların orada kullandığı eşyalar, kendi malzemeleri, koğuşları ve mekanlarıyla birlikte muhafaza, dokunmadan mümkün olduğu kadar muhafaza ediyoruz. Bir cezaevi müzesi olarak muhafaza ediyor. Hücreler var orada. Evet. Hücrelerde insanların hangi koşullarda... Giriş bedava mı? Serbest mi? Her an açık mı? Haftanın pazartesi günleri hariç, diğer müzeler gibi Türkiye'de giriş çok cüzi bir ücretle. Evet. Ama çok ciddi... Suyu aldığın zaman çevresini değiştiririz. Örneğin polisin bile giremediği söylenen... Polisin giremediği bir eski mülki idare amir olarak söylüyorum. Ancak suç odaklarının odaklandığı noktalarda Çinçin bölgesinde çok ciddi kentsel dönüşüm yapıldı ve insanlar ikna edilerek kavgasız gürültüsü. Şu anda bu sene orada 1000 konut kültür merkezi spor tesisi yapılıyor aynı sözünü ettiğiniz alanda. İlçe Emniyet Müdürlüğü o bölgeye yapıldı. Biraz önce söylediğim gibi Altındağ gerçekten çok hızla değişiyor. Altındağ'da yaşamayanlar bunu bilmez. Altındağ'da yaşayanlar, Altındağ'ın mahallelerinde 30 yılını, 40 yılını geçiren insanlar bu işi iliklerine kadar hissediyorlar. Yeşil merkezleri, kadın merkezleri, kültür merkezleri, büyük parklar, devasa yüzme havuzları sosyalleşti. Biraz önce söylediği gibi hocamın kültürle sanatla bağını koparmışsa bir toplum, bu toplumda cinayetleri yok etmeniz mümkün değil. Toplumda güvenlik problemleri yaşanıyorsa bunun sebebi bu toplumun bütün sanatın bütün dallarıyla bağının kopmasındandır. Sanatla çocuklarımız sanat galerilerinde şiir okurken, kitap okurken, yazar ve şairlerin dizlerinin diplerinde büyüdüğü takdirde güvenli, huzurlu ve erdemli bir toplum olabilir. Yerel idareler kenti planlarken, kendi yeniden imar ederken, kentte yaşayan insanların 50 yıl, 100 yılının vizyonunu kazandıracak aktiviteler yapmalıdır. İşte şu anda neler yaptınız bununla ilgili onu soruyorum. Şu anda 10 tane gençlik merkezi açıldı. Yıl sonuna kadar 20 tane olacak. Yaz kamplarında biz bu çocukları şairlerle, yazarlarla bir araya getiriyoruz. Çocukların kaç çocuk? Binlerce. Şu anda 10 bin üzerinde çocuk devam ediyor gençlik merkezlerine. Kültür merkezlerine 37 bin kadın devam ediyor. Senede mi? Haftanın her günü. Evet. Her günü. Sadece Çanakkale'ye 4000 çocuk şu anda yaz tatilinde Çanakkale gezilerine, İstanbul gezilerine. Ben köyümde doğduğumda İstanbul'daki camileri görmek için lisede öğretmenimiz sanat tarihi dersinde camilerin mihraplarını, revaklarını anlattığında televizyonlar da yoktu o zaman algılamamız mümkün değildi. Şu anda çocuklar... Kaç çocuk götürdünüz? Her yıl 5000 çocuğu sadece İstanbul'a götürüyor bu belediye. Belediyenin kullandığı para belediye, bu insanların kendi parası. Ama bu çocuklara iyi bir eğitim verin. Çocukları kültür... Kaç kadın Çanakkale'ye gitti? Ya anladık felsefesini. Sayın Başkan siz kaç tane götürdünüz onu soruyorum. Çanakkale'ye giden kadın sayısı 10 her yıl. Çanakkale'ye, Urfa'ya 3000 kadın, bunların hiçbirinden ücret alınmıyor. Kültür merkezlerine devam, bir sokaklardan kadın toplayıp, okullar bahçelerinden çocuk toplayıp ne İstanbul'a ne Çanakkale hiçbir yere götürmüyoruz. Biz kültür merkezlerine, gençlik merkezlerine devam eden insanlar programın bir parçası olarak buralara devam ediyor. Eğer 40-50 yıl boyunca bütün memleket coğrafyasının her tarafında binalara, yollara, asfaltlara verdiğimiz önem kadar çocukların zihinlerini aydınlatacak projelere önem verseydik şu anda daha huzurlu bir toplumda yaşıyor olacaktık. Efendim inşallah Ramazan bunlara da vesile olur. Erkan Can'la Ramazan devam edecek. İnanç burada, ibadet burada, töre burada, Kur'an burada, Ramazan burada, inanan burada, inanmayan burada, bizden olan burada, bizden olmayan burada. Şimdi reklamlar var sırada. Erkan Tan'la Ramazan devam ediyor. Ne dedik? İnanç var bu programda. İbadet var, kültür var, sanat var, töre var, Kur'an var, Ramazan var, inanan var, inanmayan var, bizden olan var, bizden olmayan var. Ve
Onların da yanında memleketimden insan manzaraları var. Sevgili dostlar, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar sevgili dostlar, hayırlı Ramazanlar. Evet, onlarla konuşacağız. Her zaman olduğu gibi onlar hayırlı Ramazanlar demeye hafta içinde de devam edecekler. Hepsine, Türkiye'nin her yerine selam söyleyerek el sallıyoruz. Birbirinden renkli insanlar, güzellikler ve tabii balon satan da var. Kolay gelsin hemşerim. Sağ ol abi. Kimsin sen, kimlerdensin? Ben Hasan. Nasıl durum Hasan? İyi gidiyor mu satışlar? Güzel. Kaç para bu balon? 2 lira abi. Bir tanesi 2 lira. Evet. Sen şişirdin mi kendin? Yok abi. Peki var mı bir duan, bir isteğin? Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Sağlıklı, mutlu geçmesi dileğiyle. Peki, çok teşekkür ederiz. Burada bir çift var. Onlara da merhaba demek istiyoruz. Merhaba efendim. Hayırlı Ramazanlar. İftara hayırlı Ramazanlar yaklaşık bir saat var. Evet, sabırsızlıkla bekliyoruz. En çok ne istedi canınız yemek yemek? Hangi güllaç. Yemek? Güllaç. Güllaç. Ben su istiyorum. Su. Bu beyefendinin zaten biraz şaftı kaymış gibi yani. He? El sallayız diyoruz. Böyle CIA ajanı gibi oturuyor. Evet. Kimsiniz? Kimlerdensiniz? Ben Gizem Pehlivanlı. Ev hanımıyım. Evet. Eşim Orhan. Orhan Pehlivanlı ağır abimiz herhalde. O pek konuşmuyor. Su istiyor canı. Evet, su evet. İstiyorum. Peki, hayırlı Ramazanlar. Var mı bir duanız, Allah'tan bir isteğiniz? Herkesin kalbine göre versin Allah. Herkes amin. Ne istiyorsa o gerçekleşsin diyorum. Amin. Başka çocuk var mı sizde? Yok, yeni evliyiz. Öyle mi? İstiyor musunuz? İnşallah, Allah izin verirse. Evet, sizi tanıyalım. Orhan Pehlivanlı ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Bayağı güneş var yani. Gözlerimiz yanıyor cayır cayır güneşten Orhan abi. Susuzluktan göz kalmadı. Göz mi? Kalmadı. Peki. Hep beraber elleri açıyoruz semaya. Açıyoruz duayı. Bunlar bilmiyor, ben yapacağım. Aç elleri. Aç, dua yapıyoruz. Allah'ım dertlere derman ver. Amin. Borçlulara borç ödeme gücü ver. Amin. Hastanede şifa bekleyenlere şifa ver. Amin. Başka? Çocuğu olmayanlara çocuk ver. Amin. Kooperatif borcu olanların borcunu bitirmesine yardım et. Amin. Başka var mı? Allah sevdiğine kavuştursun herkesi. Amin. Evet, geri kalanlarını sonra yapalım. Şöyle geçelim bakalım burada kimler var. Efendim merhaba. Merhaba. Sen kimsin? Kutay. Efendim? Kutay'ım. Kutay nasılsın? İyi gidiyor mu Ramazan? Hı hı. Hayırlı Ramazanlar diyor. Var mı bir duan, bir isteğin, bir dileğin Allah'tan? Birinci işim olmasın. İşim olmasın istiyorsun. Peki var mı başka bir diyeceğin? Hı, yok. Yok, peki. Merhaba, ben Nuray. Giresun'da oturuyorum. Evet. Samsun'dan geldim. Hayırdır? Hayırdır? Ablam Python'da fındık satıyor. Öyle mi? Python'da fındık satan ya. Öyle evet. Mi? Güzel mi? Fındıklar taze mi? Geçen senenin bayattır. Hakiki Giresun fındığı. Taze, çıtır çıtır. Ya amma attın. Daha fındık çıkmadı. Çıktı. Bu senenin çıktı. Fındığı daha gelmedi yahu. Olsun, taze o. Nasıl taze? Peki, güzel. Hayırlı Ramazanlar. Var mı duanız, dileğiniz? Herkesin istediği olsun. Dileğim bu. Amin. Buradan eşime de selam söylüyorum Samsun'a. Ne yaptı? Eşini bırakmış gelmişsin. Selam olur mu? Eşim adam aç mı? Akşam burada. Öyle mi? Peki. Allah kolaylık versin. Teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Merhaba efendim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sizi gözüm bir yerlerde mi sırıyor? Acaba siz Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim üyesi misiniz? Doğru, bildiniz. Bildim. Sizi tanıyalım efendim. Hoş geldiniz hocam. Ben Profesör Doktor Nevin Yörük, Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim üyesi ve rektör yardımcısıyım. Çok memnun olduk Nevin hocam. Alanınız nedir? İşletme. Peki, seyrediyor musunuz programımızı? Beğeniyor musunuz? Evet, beğeniyorum. Seyrediyoruz sizi her çok, zaman. Çok zarifsiniz. Ramazan'ın ilk günü Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektör yardımcısı olarak duanız, dileğinizi öğrenebilir miyiz? Evet, ben tüm Türkiye'ye, tüm halkımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Herkesin gönlündeki olsun. Bu arada siz zaten yeterince insanlar için bol bol dilediniz. Ama bu arada biz Türk Hava Kurumu Üniversitesi olarak uçan ve uçuran üniversiteyiz. Bugün biliyorsunuz ÖSYM sonuçları açıklandı. Herkese tanıtım günlerimize davet ediyoruz. Ama iş garantisi varmış sizin okulda, doğru evet, mu? Evet, var.
Bütün bölümler için mi? Tüm bölümler için değil ama özellikle biz pilot yetiştiriyoruz. Havacılık alanında uçak mühendisi yetiştiriyoruz. Endüstri mühendisi yetiştiriyoruz. Kabin görevlisi yani hostes yetiştiriyoruz. Yer hizmetleri görevlisi yetiştiriyoruz. Uçak teknisyeni yetiştiriyoruz. Bunun için tanıtım günlerimizi hazırladık. Bu arada tanıtım günlerine gelen aday öğrencilerimizi de uçuruyoruz. Aman ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Tam Ramazan'a uygun. Uçuyoruz yani. Evet, uçuyoruz. Uçuyoruz, kolaylıklar. Sağ olun efendim, iyi Ramazanlar diliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimsiniz efendim siz? Kızım, torunum, evet. Amerika'dan geldiler. Amerika'da mı yaşıyorlar? Evet, merhaba, o zaman şöyle sizi tanıyalım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İsmim Demet Demirbay. Ziyaret için geldik annemleri, annemi, babamı. Amerika'nın neresinde yaşıyorsunuz? New Jersey'deyiz. New Jersey. New Jersey. Öyle mi? Bu kız kim? Su Eva ismi. Su Eva. Evet. Amerika'yla mı evlisiniz? Yok, Türk. Ama iki isim yani Su bir ilk ismi, Eva da ikinci ismi. İkinci ismi. Hem oraya hem buraya uygun olsun. Uygun olsun. Hayırlı Ramazanlar var mı? Çok bir duanız, dileğiniz. Herkesin Ramazan bayramını kutluyorum buradan. Bütün Müslümanların, tüm Türkiye'nin herkese iyi Ramazanlar, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Bu ekip de sizden mi? Evet, bu ekip de benden. Evet. İsmi Demir. Sen konuş. Merhaba Demir. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür. Teşekkür ediyor bu. Evet, kırık Türkçesi var. Sevgili dostlar, efendim. Tabii. Ama, merhaba, döndüğünüz için de teşekkür ediyorum. Biz burada bu iftar saatinde mazlumlar ve mağdurlar için buradayız. Sizin de her zaman takdir ederek izliyoruz. Bize de ses verdiğiniz için, mikrofonu uzattığınız için teşekkür ediyorum. Mazlum der adına 28 Şubat kararları iptal edilsin diyoruz. Şu iftar vaktinde 28 Şubat sürecinde zulme uğramış olan bütün Müslümanlara dua istiyoruz ve imza istiyoruz. Evet. Standımız var. Standa herkesi imza atmak için bekliyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz de size dualarınızı teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Dualarımız sizinle inşallah. Yavaş yavaş belediye başkanımızın yanına gidiyoruz. Bu arada bizim yayından çıkmamıza da az bir süre kaldı. Ankara için iftar vakti saat 20-25 gibi. Biz saat 20'de ana haber bültenimiz olduğu için yayına saat 20 öncesinde ara vereceğiz. Programın tekrarı her zaman olduğu gibi sahur vaktinde TV8'de karşınızda olacak. Yarın Kur'an-ı Kerim okuma yarışması dünya birincisi Ali Sel sizinle ve bizimle birlikte olacak. Burada Kur'an-ı Kerim okuyacak. Tekrar ediyorum, bir dünya birincisini ağırlayacağız. Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında dünya birincisi olan Ali Sel. Ona Fazlı Çoban ve Ömer Faruk Güney ilahiler ve kasidelerle eşlik edecekler. Bunları şimdiden duyuralım. Başkanım çok teşekkür ederiz. Programımıza katıldınız. Şeref verdiniz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Tekrar herkesin Ramazan'ını tebrik ediyoruz. Nice bundan sonraki Ramazanlara bütün milletin çoluğuyla çocuğuyla sağlık, afiyet içinde, kardeşlik içinde, barış, huzur içerisinde yine nice Ramazanları Mevla bizlere nasip etsin diyoruz. İnşallah bundan sonraki yılda sizlerle beraber yine hamam önünde, belki başka sokaklarda, farklısı çünkü yeni sokaklar restore ediliyor, yeni mekanlar ortaya çıkıyor. 1900'lü yılların Ankara'sı yeniden ayağa kalkıyor. Gelecek yıl daha farklı sokaklar ortaya çıkıyor. Buraya gelen bir film platosu gibi gerçekten geçen yüzyıla dönüyor. Evet. Bir sokak değil böyle 100 metre uzunluğunda. Kocaman mahalle, mahalleler. Evet. Restore ediliyor. Hamam arkası. Hamamın arkası bitmek üzere şu anda. Muhtemelen Allah nasip ederse, sağlık, sıhhat verirse hepimize millet olarak gelecek yıl hamam arkasında bu programları yaparız. Çok farklı sokaklar, müzeler. Orada iki tane müze açıyoruz yine. Bakın burada var. Orada açıyoruz. Cezaevi müze haline getirdik. Kent müzesi yapmaya çalışıyoruz. Cezaevinin kültür sanat merkezi olarak döneceğim ikinci kısımlarında. Gazi Üniversitesi ile birlikte somut olmayan kültürel miras müzesi açmak üzereyiz şu anda. Onun yanında Kayın hocama da söylemek istiyorum. Şairler ve desteğini de bekliyorum kendisinden. Şairler ve Yazarlar Müzesi yapıyoruz. Şu anda inşaat, restorasyon devam ediyor hamam arkasında. Amacımız bu toplumdaki o çocukların bugün sanatçılara
sonsuz saygı duyuyorum. Ama sanatçı olmadığı halde sanatçı adı altında topluma lanse edilen insanlardan çocuklarımızı, yavrularımızı, geleceğimizi uzak tutmamız lazım. Gerçek anlamda şairlerin ve yazarların yazdıklarının hayat mücadelesi. Çünkü şair ve yazar düşünce adamı, hayata sıradan insanlar gibi bakan insanlar değildir. Onların yazdıklarını eserleriyle birlikte, dünya görüşüyle, hayata bakışlarıyla birlikte sergilenebilecekleri bir şairler ve yazarlar müzesi yapacağız. Ben inanıyorum ki çok şairin ve yazarın, sanatçının, düşünce adamının ortaya çıkmasına sebep olacaktır bunlar. Geçen dündü İl Milli Eğitim Müdürümüzle bir yerde karşılaştığımızda, birkaç yıldır şiir olimpiyatları yapıyoruz Milli Eğitim'le beraber, dedi ki çok güzel işler, sonuçlar ortaya çıkıyor. Gerçekten toplumda şiiri sergilemeye çalışıyoruz. O nedenle Allah sağlık sıhhat verirse, kardeşliğimiz, dirlik, beraberliğimize, millet olarak, memleket olarak birlik bütünlüğümüze sebep olsun istiyorum bu Ramazanların. Allah rahmetini, bereketini, mağfiretini bizlerin üzerinden esirgemesin. Çünkü sözünü ettiğimiz Cumhuriyeti kuran insanların bir avuç o cesur, sizin ifadenizle kahraman yürekli insanın bu mücadeleyi verirken ayağına giyecek pabucu, akşam yiyecek ekmeği yoktu. Çanakkale Savaşları'nda 300 bin insan orada şehit olurken içecek çorbası yoktu, öğle yemeği yoktu. Kesinlikle 3 öğün yemekten bir tanesi yoktu. Öğünlerde bir parça ekmek, belki bir yulaf çorbasının birkaç kaşığıyla o insanlar o mücadeleyi verdi. Bugün de bu misak-ı milli sınırları içerisinde Anadolu coğrafyasında birbirimizle kavga gürültü etmeden maalesef 20-30 yıldır verdiğimiz mücadeleler ortada. Bunlardan uzak, herkesin birbirini sevdiği, insanca yaşamın oluşturduğu, çocuklarımızın geleceğe güvenle baktığı, dünyanın önde gelen toplumlarından oluşuğu, refah seviyesinin arttığı, mazlum milletlere de örnek olacak yeni nesillerin yetişeceği bir toplum arz ediyoruz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah. Müsaadenizle de ayrılmak istiyorum. İnşallah. Bir programa gideceğim. Evet, harika. Bu arada böyle üzerinde İngilizce yazılar olan tişörtler var efendim. Gördük. Hoş geldiniz. Gelin bakalım nasılsınız? Hani bu tişörtlerden bize de getirecektiniz. Ne yazıyor burada efendim? Efendim, inspiring history directed the future, yani ilham veren geçmiş, geleceğe yön veriyor. Ve şu anda aynı zaman yazıyor. Hani nerede bize de getirecektiniz? Getireceğim ilk hafta başında, 30 gün buradayız inşallah. Bir daha söyleyeyim, neydi? Inspiring history. İlham veren geçmiş, geleceğe yön veriyor. Evet. Ve hamam önü zamanı. Evet. Şu anda hamam önü zamanı, herkesi bekliyor. Hamam önü zamanı, ne zaman? İftardan 2 saat önce, 2,5 saat önce, saat 18'de. Erkatan'la Ramazan evinize geliyor. Burada efendim gördüğünüz gibi tarih var, inanç var, ibadet var, Ramazan var, Kur'an var, bizden olan var, bizden olmayan var, oruç tutan var, tutmayan var. Sevgili dostlar, bu programda bunların tamamı var. Memleketimden insan manzaraları, onların duaları, dilekleri, istekleri, beklentileri, Ramazan'la ilgili size açtıkları gönül penceresi var. Bu programda bütün bunların hepsi var. Huzurlarınızdan ayrılmadan önce yine bir ilahi sunmak istiyoruz sizlere. O ilahiden sonra veda etmek üzere yeniden geleceğiz evinize. Yarın yine saat 18'de Kur'an-ı Kerim okuma yarışması dünya birincisi Ali Sel, Erkan Tanla Ramazan'da olacak. Fazlı Çoban ve Ömer Faruk Güney ilahiler ve kasidelerle programda olacak. Programın tekrarı da bu geceden itibaren sahur vaktinde TV8'de evinize gelecek. Şimdi huzurlarınızda ilahiler, Allah tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri, okuduğunuz duaları kabul buyursun sevgili dostlar. Ve şimdi söz ilahilerin olsun.